İyi akşamlar sevgili seyirciler. RGS Televizyon'dan hepinize gönül dolusu sevgiler saygılar sunuyoruz efendim. Bu haftaki söyleşi programımızda gerçekten ilgiyle takip edeceğiniz umduğumuz bir konu var. O da Kayserimizin Şirin ilçesi Bünyan'da bu pazar günü gerçekten örnek bir faaliyet, örnek bir çalışma başlatılıyor. Bu konu üzerinde konuşacağız. Daha sonra tabii Bünyan ilçemizin bir kısım sorunlarına da burada değineceğiz programımızın ilerleyen dakikaları içerisinde. Efendim bu çalışma Bünyan'da Tema Vakfı ile birçok Bünyan Belediyesi dahil birçok gönüllü kuruluşun ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma. Bu noktadan bakıldığında gerçekten belki ileride çok konuşulacak, belki örnek gösterilecek bir çalışma. Efendim bu konuyu konuşmak üzere şu anda stüdyomuzda birbirinden kıymetli konuklarımız var, misafirlerimiz var, uzaklardan gelen misafirlerimiz de var. Önce ben hemen sağ tarafından başlamak istiyorum. Kıymetli Ömer Acar İstanbul'dan teşrif ettiler. Bünder Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda işletmeci ve gerçekten kendi memleketine, yöresine gönül vermiş bir insan. Bizim de büyüğümüz. Efendim hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Evet, hemen sağ taraflarında Ali Cengiz var. Bünyan Kültür ve Turizm Derneği Başkanımız. Ali Bey siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Evet şöyle sol tarafıma döndüğümüzde Bünyan Belediye Başkanımız Mehmet Korkmaz Bey var. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve Tema Gönüllü İl Temsilcimiz Doktor İsmail Gökşen Bey. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim ben o zaman işe bir temadan başlayayım. Tabii. Çünkü biz şöyle yazı yazardık hatırlarsınız. Önce tema. Evet. Önce çevre, önce sağlığın, çevre sağlığının birinci unsuru olan Tema'nın yaptığı çalışmalardır. Oradan başlayalım şey. Efendim Bünyan'da Tema Vakfı olarak neler yapıyoruz? Bu pazar neler oluyor? Ve oradan da şöyle isterseniz Kayseri'ye doğru kayabiliriz. Çünkü Tema Kayseri'de çok güzel işler yapıyor. Buyurun efendim. Peki efendim. İyi akşamlar dileyerek. Bilindiği üzere Tema Vakfı Türkiye Erozyonla Mücadele Doğal Varlıkları Koruma Vakfı olup Tema Vakfı'nın temel hedef ve amaçları bildiğiniz gibi erozyon ve sonuçları ile ilgili olarak tüm kamuoyunu bilgilenip bilinçlendirmek ve kamuoyu desteğiyle birlikte ülkemizin ileriye yönelik olarak da başına gelebilecek olan erozyonla ilgili olarak mücadeleleri daha erkenden başlayıp bugün dünyada artık herkes bilmektedir ki Tema Vakfı gibi uluslararası bir vakfın artık bu erozyonda bütün dünyaya örnek olabilecek çalışmalarının olduğudur. İlimizde ki tema çalışmaları özellikle son bir sene içerisinde üye sayısı 237 iken 700'e çıkmış olması. Bu arada il yönetiminden sonra 12 ilçede ve 5 beldede ve 50 köyde muhtarlık bazında teşkilatlanmış olması ve bu teşkilatlanmayla birlikte yerel inisiyatif, yerel girişim ve yerel yönetimlerin desteğiyle bu sene başta valilik olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar temayla yakinen desteklerini vermekte ve bu destekler bugün için en güzel örneğini Bünyan'da görmekteyiz. Bünyan'ın başta kaymakamlık olmak üzere belediye başkanlığı yine Bünsan'ın destekleriyle birlikte bugün Türkiye'de hakikaten daha öncelerde Ömer abimizin bahsettiği gibi daha önce biliyorsunuz köylerde imece usulü vardı. Modern bir imecenin hayata geçmiş olması ve bu organizasyonun Türkiye'de model oluşturması şeklindedir. Gerçekten daha önce başta yine Sayın Ömer abimiz olmak üzere ta İstanbul'dan ki yıllarca
yerel olarak çıktığı bölgede bir şeyler yapma ve mutlak surette bu yapılacak hizmetleri de örnek teşkil etmek üzere can siperhane bir şekilde gerek İstanbul'dan Bünyan'a gelerek gerekse sık sık telefon ederek hepimizi bu hususta harekete geçirerek Bünyan'da bugün Akbayır mevkiinde 1000 dönümlük ki biz tema olarak doğrusu bu sene köylerde 2, 5, 10 hektarlık ilçelerde ve beldelerde 25 ve 50 hektarlık gibi düşünerken sağ olsunlar Bünyan halkı bu konuda oldukça duyarlı davranıp bu sene 1000 dönümlük bir arazinin ağaçlandırılarak ve yine BÜNSAN'ın temayla olan bu yoğun işbirliğinin arkasından ileriye yönelik olarak buradaki oluşturulacak 1000 dönümden sonra zaman içerisinde bu alanlar daha genişleyecek ve böylece Bünyan'da çok güzel günler olacak. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Efendim, İleriye yönelik olarak inşallah daha ayrıntılı olarak soracağını sorulara cevap veririm. teşekkür ediyorum. Ben sizi de oldukça heyecanlı gördüm. Çünkü Evet. proje gerçekten güzel bir proje. Şimdi konuşulacak çok şey de var. Onları da anlıyorum. Çünkü ben bazı doneleri önceden elde ettiğim gibi şu anda İsmail Bey'in konuşmasından da bir kişinin ifadeler alıyorum. Yani bu bir başlangıç proje. Hem şu anda bizi heyecanlandırıyor, büyüklüğü heyecanlandırıyor ama yine de başlangıç proje olarak kabul Evet, ediliyor. İşin evet. güzelliği de bu, hoşluğu da bu. Şimdi ben Mehmet Bey'e dönmek istiyorum. Çünkü bu bir proje nihayetinde. Projenin de tabii siz bir aynı zamanda bir teknik eleman olarak, ondan sonra aynı zamanda yörenin belediye başkanı olarak tabii bu projenin değişik özellikleri var. Bunlardan da bahsederseniz bizi mutlu edeceksiniz efendim. Öncelikle Erciyes TV'ye, Sayın Hocama, bizleri böyle bir programda davet ettikleri için şahsım ve tüm dünyanın hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Ülkemizde meydana gelen depremden dolayı ölenlere de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara da acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Allah böyle afetlerden memleketimizi uzak eylesin dileğiyle konuşmama başlıyorum. Her şeyden önce dünyamızda ağaçlandırma çalışmaları için büyük katkılar olan geçmiş ve şu andaki kaymakamımız Sayın Abdurrahman Savaş Bey'e, Sayın Tarım İlçe Müdürümüz Oğuz Tekin Bey ve değerli bürokratlarımız, tüm Bünyanlı hemşerilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bünyanımızda bir müddet boyunca köylerimizde ve beldelerimizde 7 adet çam fidanlığı Tarım İlçe Müdürlüğümüz elemanları tarafından yapılarak hizmete sunulmuştur. Aynı zamanda Bünyanımızın içerisinde de değişik bölgelerde, mahallelerde çam fidanlıkları yapılmıştır, hizmettedir. Aynı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yine Pınarbaşı güzergahı üzerinde mesire yerimizi üzerinde yapmış olduğu bir çam fidanlığı vardır. Bu etkinlik BÜNSA, TEMA, Bünder Kayseri, Bünder Bünyan Teşkilatı, Sayın TEMA İl temsilcimiz sizin katkılarıyla yapılmaktadır. Hazine arazileri üzerinde dünyanın daha da yeşillendirilerek ormanlıkların geliştirilmesi, bir zamanlar yok ettiğimiz ormanları yeniden kendi ellerimizle yapmak, imece usulüyle yapmak üzere pazar günü Sayın Valimiz Nihat Can Polat Bey'in teşrifleriyle, tüm halkımızın katkılarıyla yapılacaktır. Biz de teknik yönden her türlü desteğe açığız, yapacağız, yardımcı olacağız. Bundan dolayı bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Sanırım herkesi de Bünyan'a davet Evet, ediyorsunuz tabii gibi bu geldi. vesileyle Büyük de tüm özellik. bürokratlarımızı, Kayseri'deki Hemşehrilerimizi. hemşerilerimizi, Kayseri'deki kıymetli bürokratlarımızı, daire amirlerimizi davetiyelerini gönderdik. Sayın milletvekillerimizin davetiyelerini gönderdik. Kendilerini de inşallah pazar günkü ağaç dikim törenimize bekliyoruz. Katılmalarını istiyoruz. Evet, Kayseri'deki bünyanlar Evet. da tabii buna büyük ölçüde katılacaklardı zannediyorum. İnşallah. Çünkü
Ömer Bey İstanbul'dan kalkıp geldiğine Evet. göre onların hemen şuracıktaki bünyelere mutlaka ulaşmaları gerekiyor. Efendim ben şimdi ne soracağımı tam olarak bilemiyorum. Hangisinden başlayacağımı da bilemiyorum. Şöyle ki o kadar çok soracak şey var ki. Öncelikle sevgili seyircilerimize Ömer Bey kendinizi bir tanıtmanızda fayda var. Çünkü siz uzaklardan geliyorsunuz. İkincisi Bünder deniyor. Bünder deniyor ama bunu bizler biliyoruz. Bünder'i sevgili seyircilerimizden bilmeyenler olabilir. Yani İstanbul'da böyle bir dernek, böyle bir yapılanmayı bilmeyenler olabilir. Efendim ondan sonra sorumu soracağım. Bunları lütfedersiniz. Peki, teşekkür ederim. Ben doğuma Bünyan'dayım. Doğduğumdan bugüne kadar Bünyan'dan gönül bağıyla bağlı kopmamış kişilerden biriyim. Bu nedenledir ki Bünyan dışında yaşantım süresince hep Bünyan'ımı düşünmüşümdür. Bunu zaman zaman bazı vesilelerle fiili olarak yansıtmanın yanında bugün artık Türkiye'de erozyona ve ağaçlandırmaya karşı en büyük bir kuruluşumuz TEMA ile bir işbirliği içerisinde bulunarak yerel yöneticilerle, değerli Kaymakamımız Abdurrahman Savaş Bey ile ve değerli Başkanımız Mehmet Korkmaz Bey ile teşriki mesai de bulunarak TEMA ile işbirliğinde toplumumuzu etkileyen gelecek nesillere daha yeşil bir doğa bırakmak amacıyla temaslar neticesinde bu güzel büyük proje ortaya çıktı. Bu TEMA temsilcisi Kayseri Sayın Doktor İsmail Bey. İsmail Bey vasıtasıyla bu projeyi hayatiyete geçirmeye katkıda bulunanlardan birisiyim. Bu proje tabii zaman içerisinde ilgili arkadaşlarımız ve ben de kısmen bahse konu edeceğim. TEMA yanında sivil toplum kuruluşları olan Büyük Bünyan'ı temsil eden Bünder, yani Bünyanlılar Dayanışma Derneği İstanbul kuruluşu olarak. Bunun yanında sanayi kuruluşu ile Bünyan ekonomisine katkıda bulunan Bünsan'ın sahibi Yılmaz Turhan vasıtasıyla ve bunun yanında sivil toplum örgütü olarak, internasyonel olarak topluma hizmet verme amacıyla kurulmuş olan Rotary Kulüpleri, Fatih Rotary Kulübü ve Kayseri'de faaliyet gösteren Kayseri Rotary Kulübü'nün üyelerinin destekleriyle bu büyük projeyi hayatiyete geçirmeye çalışacağız. Bundan da ayrı bir mutluluk duyuyorum. Çünkü geleceğe yönelik, nesillere yönelik bin dönüm üzerine kurulu bir ağaçlandırma arazisini meydana getirmek, bunu ortaya getirmek gelecek nesiller için en güzel hediye olsa gerek. Efendim sanırım işin güzelliklerinden bir de şey de değil mi? Yani bir sanayi kuruluşu, bir fabrikamız, yani Bünyan yöresinde hizmet eden bir fabrikamız bunun için büyük atılımlar yapıyor, büyük çabalar sarf ediyor. Bizi mutlu eden taraflardan biri de bu. Bu konuda neler düşünüyorsunuz efendim? Efendim bildiğim kadarıyla Bünyan ekonomisine katkıda bulunan ve gün geçtikçe de daha da büyüme ideali yaşayan Bünsa Döküm Sanayi Kuruluşu bulunduğu bölgede toplum hizmet olarak bazı projeler yapma düşüncesinde olduğunu hissediyorum, biliyorum. Ve bu projeye de ben gönüllü olarak onların desteğiyle katılıyorum. Bu sanayi kuruluşları genelde çevreye negatif etkileri var. Atıklarıyla, hava kirliliğiyle. Bunları izale için sosyal toplumu etkileyen, yarar sağlayan bazı uygulamalarda bunların yapmak zorunluluğu var. Bu zorunluluğu içinden gelerek hisseden bir Bünsa var ortada. Ve bu organizasyonda bütün finansal desteği kendileri tarafından yapılmakta ve idari olarak da değerli yöneticilerimizin bununla paralel olarak götürmesi projeyi mutlaka gerçekleştirmeye safhasına götürecektir. Ben burada müşahedem 2 ay, 2,5 ay önceden başlayan bu tip temaslar gerek TEMA temsilcisi Doktor İsmail Bey vasıtasıyla
gerekse değerli kaymakamımız, değerli belediye başkanımız ve bunun yanında her fert, halkımızın her ferdi tarafından bu proje fevkalade bir ilgiyle desteklenmekte ve katılım tahmin ediyorum gelecek günkü, pazar günkü programımızda fevkalade neticeler alacağız ve bir model oluşacak ve tören şeklinde gelecek nesillere bir emsal teşkil edecek görüşündeyim. Bünder konusuna gelince, Bünder İstanbul'da bulunan Bünyanlılar tarafından kurulmuş bir sosyal amaçlı dernektir. 5000 üzerinde kayıtlı üyesi mevcuttur İstanbul'da ve fevkalade bir diyalog var kendi aralarında. Yönetim ve danışma kurulları vasıtasıyla Taşra'da bulunan, İstanbul'da bulunan bütün üyelerimize belirli periyotlarla ulaşmaktadır. Ve bu arada kendi aralarında dayanışmanın yanında Bünyan'a neler getirebileceği konusunda mahalli yöneticileriyle, ticari erbabıyla temaslar kurmaktadır. Ve bunlar tabii mahalli bilgileri de İstanbul merkezi olarak üyelerine mesaj şeklinde iletme çalışmaları var. Yani dolayısıyla ilişkileri koparılmayan ve bir dayanışma içerisinde bulunan fevkalade aktif bir dernek şeklinde çalışmaktadır. Merkezi Beşiktaş'tadır. Çok güzel bir büro bina olarak temin edilmiştir. Yıllık toplantılarda bütün bünyamızın idari yetkilileri toplantılara İstanbul'da katılmaktadır. Bu da ayrı bir güç vermektedir. Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tabii ben yine sizin sözünüzü bağlamak açısından sevgili seyircilerimize özellikle belirtmek istiyorum ki siz İstanbul'dan böyle bir desteği yürütüyorsunuz. Kayseri'de bulunan hemşehrilerimiz de tabii ki buna bu özveriyi gördükten sonra çok daha fazla katkı düşüneceklerini tahmin ediyorum. Yani güzel bir örnek de teşkil etmiş oldunuz. O açıdan da ayrıca teşekkür ederim. Efendim sivil toplum örgütleri dediğinize göre ben Bünyan Kültür ve Turizm Derneği'ne dönmek istiyorum. Çünkü Bünyan'da faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü de Bünyan Kültür ve Turizm Derneği. Dernek Başkanımız Ali Bey'e sormak istiyorum. Hem Bünyan Kültür ve Turizm Derneği'nin kısa bir tanıtımı, bugüne kadar neler yaptık ve son bu çalışma bin dönümlük araziyle de bağlantılı olarak o konuya temas ederseniz memnun olacağım. Teşekkür ederim Sayın Akbaş. 1990 yılında kurmuş olduğumuz Bünyan Kültür ve Turizm Derneği Başkanıyım. Yine Bünyan Meslek Yüksekokulu Yaptırma Yaşatma Derneği ikinci başkanıyım. Ayrıca Bünyan'da mahalli olarak yayın yapan radyo televizyon üst kurulu onaylı tek yayın kuruluşu olan Çağrı FM Radyo'nun yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Evet. Bünyan Kültür ve Turizm Derneği'ni 1990 yılında eski belediye başkanımız Sayın Ali Bayram Bey ile beraber kurmuştuk. Biz işte 70'li yıllarda Kayseri'de yüksekokul hayatımız döneminde Kayseri Kültür Derneği'nde öğrencilik süremiz geçti. O dernekte yüksekokul yaptırma derneğimizle beraber çalışıyorduk. Orada Kayseri kültürüyle haşır neşir olduğumuz için Bünyan'da da böyle bir derneğe ihtiyaç duyduk. Bünyan Kültür ve Turizm Derneği'ni kurduk. Dernek faaliyeti olarak 92-95 yılları içerisinde maddi imkanımızın yettiği kadarıyla 13 sayılık bir Bünyan Kültürü adı altında dergi çıkarttık. Evet, şöyle bir gösterme imkanı varsa sevgili seyircilerimize. Evet efendim. Bu dergimizde Bünyan kültürünü işledik, Bünyan'dan haberler işledik, Bünyan'dan fıkralar işledik ve bununla İstanbul'daki, Ankara'daki yani dışarıdaki hemşerilerimizle kültür bağı olarak köprü kurduk, haberleşmeye başladık. Evet. Çok istendi bu dergimiz ama maddi imkansızlıklar nedeniyle 13 sayıdan fazla çıkartamadık. Evet. Yine yazılı eser olarak sizin çalışmanız olan Bünyan Yöresi Halk Edebiyatı Folklor ve Etnografyası denen yayını Bünyan Belediyesi ile işbirliğinde çıkarttık. Evet. 1953 yılında yayınlanmış olan Çağlayanlar Beldesi Bünyan adlı Hamdi Üçok'un yazdığı eserden sonra ilk yazılı ciddi bir eser olan bu çalışma tez çalışması için gelen hemşerilerimize
her zaman yardımcı oldu. Tez çalışmasına gelen öğrenci kardeşlerimize kaynak eser olarak verdik bunları. O çalışmalardan elimizde bulunan numuneler de vardır yani. Evet, bunlar da yine okuyan öğrenci kardeşlerimize yardımcı birer kaynaktır. Dünya Kültür ve Turizm Derneği'nin yapmış olduğu bir çalışma da TRT'den Dünya Türkülerinin notalarını getirttirdik. Evet. Yine şanslı bir yılda Dünya'da 3 tane müzik öğretmeninin bulunduğu bir dönemde bu notaları kaset haline dönüştürerek Dünya Türkülerini bir kasette topladık. Evet. Evet. Burada tabii merhum Adnan Türköz abimizi de rahmetle anıyorum. Tabii. Onun TRT arşivlerine kazandırmış olduğu bu eserleri biz toparlamış olduk. Yine Başbakanlık Devlet Arşivlerinden dünyanın ilçe oluş fermanlarını topladık. Oradan yazıyla istedik, getirttirdik. Sayın Başkanımızın makamında, Sayın Kaymakam Bey'imizin makamında bu fermanlardan asılı bulunmaktadır. Bizim derneğimizde de var. Evet. Yine dernek ikinci başkanımız Sayın Burhanettin Akbaş hocamın önerileriyle Türkiye genelinde büyük bir kitap kampanyası başlattık. Resmi yazışmalar yaptık Dünya Kültür ve Turizm Derneği olarak. Allah razı olsun 593 şu anda elimizde kayıtlı kitap bulunmaktadır. Bir o kadar da dergi geldi. Evet. Sayın Tema Vakfı Başkanımızdan da bu yazılı eserler konusunda derneğimize yardımcı olmalarını istiyorum. Evet. İnşallah öyle bir eser varsa derneğimiz kütüphanesine koruruz. Gençler yararlanır. Bizim çalışmalarımız bunlarla da kalmıyor hocam. Dünya folklorunu araştırıyoruz. Efendim folklor konusunda da işte bir folklor ekibi, işte bünyan halayı, bünyan ağırlaması, bunları hayata geçirmek istiyoruz. Çok eski yıllarda bu halaylar düğünlerimizde çekilirdi. Özel günlerimizde, bayramlarda folklor ekiplerimiz çıkardı. Yine böyle bir halay ekibi kurarak, işte gurbette dışarıda bulunan bünyanlı hemşerilerimizin gecelerine bu ekiple giderek onları onur etmek istiyoruz. Evet. Yani bunu da bu dönemki çalışmalarımızda gerçekleştireceğiz. Tabii yeşil bünyan içerisinde olacak değil mi? Tabii bunlar inşallah yeşil bünyan içerisinde olacak. Evet. Yine çalışma olarak tema konusunda Allah razı olsun emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu büyük ve güzel bir çalışmadır. Evet. Bünyan için büyük bir nimettir. İşte 1973'lü yıllarda hatırladığım kadarıyla zamanın belediye başkanı merhum Mehmet Özcan 50. yıl ormanlığı veya koruluğu adı altında küçük bir yer ağaçlandırmıştı. O öldü gitti Allah rahmet eylesin ama adı yaşıyor halk arasında 50. yıl ormanı değil de Mehmet Özcan ormanı. Mehmet Özcan ağaçlığı olarak anılıyor. Şu andaki mevki de zaten biliyorsunuz hemencecik bu 50. yıl ormanlığı hemen üzerinde. Üst kısımları. Yani inşallah, bu ormanlık da sizlerin ismiyle anılır, hayata geçirilir. Bu konuda da sizlere teşekkür ediyoruz. Her 25 yılda inşallah gelişleyecek. Tabii inşallah. Daha taş, ağaçlık ve yeşillik olacak. Bu çalışmalara sivil toplum örgütü olarak, Dünya Kültür ve Turizm Derneği, Dünya Meslek Yüksekokulu Yaptırma Yaşatma Derneği olarak biz de katkıda bulunmak istiyoruz. İnşallah üyelerimize bildirdik. Onlar da pazar günkü bu törende orada bulunacaklar. Yani biz pazar günü Bünyan'dayız. Yani tabii. Yani Bünyan'da bu kadar tabii dernek, bu kadar kurum bu faaliyeti yürütüyorsa, bu güzel çalışmayı yürütüyorsa başkanımızın söylediği gibi İmece, adı gerçekten İmece, İmece'nin ne olduğunu biliyoruz. Böyle el birliğiyle çok güzel bir çalışma inşallah başlatılacak. Tabii bu arada söz tekrardan İsmail Bey'e ulaşsın istiyorum. Çünkü biz Bünyan ölçeğinde kaldık biliyorsunuz İsmail Bey ama tema tabii ki Kayseri yöresinde çok değişik çalışmalar yürütüyor. Özellikle 10 milyar meşe tohumu ekme projesinin ikinci senesindeyiz, ikinci yılındayız. Kayseri'de neler yaptık, neler planlıyoruz? Evet efendim. Bildiğiniz gibi Tema Vakfı Cumhuriyetimizin 75. yılında başlatılan dünyanın en büyük ağaçlandırma projesi olan 10 milyar meşe projesi halkımızın desteğiyle ilk yılını başarıyla tamamlamıştır. İlk yılında gördüğü kabul ve ilgiyle projenin bir adım daha ileri götürülerek ulusallaşması ve yaygınlaşarak yerelleşmesi amaçlanmış olup ve bu yerel projenin de hayata geçtiğini burada hep birlikte
bütün hemşerilerimize önünde bunun hayata geçmiş olduğunu görüyoruz. Bu yolla bir Türkiye projesi olması hedefi önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek ve ikinci yıldan itibaren projenin sadece erozyonla mücadele değil, sağladığı ekonomilerle bir toplumsal barış projesi olduğu mesajı verilerek ikinci yılımızda uygulamaya başladığımız bu yaklaşım ile yerel inisiyatif çok önemli hale gelmektedir. İkinci yılda bu yerelleşme programı doğrultusunda özellikle şu ana kadar Kayseri'de 1000 dönüme yakın gerek yeni alanların ekilmesi, gerekse de geçen yılki ekilen alanlardaki olan bir takım zayiatların yerine tekrar tamamlama ekimleri yapılmaktadır. Ve önümüzdeki günlerde bütün ilçelerden ve köylerden çok güzel haberler gelecektir. Ve de hayata geçtikçe bu yerelleşme programı doğrultusunda temaya da merkeze de ve Türkiye ve hatta bu proje dünyanın şu anda en büyük ağaçlandırma projesi olup uzun soluklu bir projedir. Ve hatta Amerikalılar artık bu projeyi desteklemekte. İleriye yönelik olarak da bu konuda araştırmalar yapmakta ve bu projenin nasıl uygulandığı hususunda da kendi bir takım teknik elemanlarını göndermektedir. Ve böylece bu toplumsal barış projesi inşallah bütün dünyaya yayılacak ve böylece belki de dünyanın barış içerisindeki yaşamını bu şekilde yerel programlarla birlikte uluslararaşan ve globallaşan büyük bir proje haline dönüşecektir. Yine ben başta Sayın Valimiz olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlara vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ve önümüzdeki pazar günü herkesi Bünyan'da bu ağaçlandırmaya ve 10 milyar meşe palamut kampanyası dolayısıyla bu kampanyada hep birlikte yerimizi alıp bu ağaç sevgisini, bu doğa sevgisini hep birlikte paylaşmayı ümit ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Efendim biz de teşekkür ederiz. Ben Ömer Bey'e dönmek istiyorum çünkü ağaçlandırma konusunu bitireceğiz artık. Efendim siz bugüne kadar yapılan çalışmaları bir özetleyerek bu konuşmaya bir sonuç yaparsanız çok memnun olacağız. Çünkü daha sonra biz Bünyan'la ilgili bazı sorularımız da var. Onları da konuşacağız. Bugüne kadar yapılanlar ve yapılması düşünülen şeyleri. Buyurun efendim. Efendim bu projede en önemli başlangıç arazinin teminidir. Arazi devletin arazisi olup devlet yetkilileri tarafından ağaçlandırma için tahsis edilmiş bir bölgedir. Ve bu bölge tamamen erozyonu ve erozyonu önlenen ve ağaçlandırmayı sağlanan bir bölgedir. Kırsal kesimdir. Arazi dışı bir devlet arazisi, ekim dışı devlet arazisidir. Ve 1000 dönüme yakın bir bölge hazine tarafından, tapu kadastro tarafından ayrılmış ve ağaçlandırmak için bir bölge olarak bu çalışmaya verilmiştir. Burada ağaçlandırmada en önemli konu bunun muhafazasıdır. Nedir muhafaza? Çevresinin korunmasıdır. Bununla da ilgili çalışmalar bugüne kadar yapılan çalışmalarda tamamlanmıştır. Yani direkler çekilip, dikilip, tellerle çevrilmiştir. Arazi yine belirtmek isterim, vatandaşların kendi traktörleriyle bu projeye katkıları için traktörlerini kullanarak araziyi tamamen işlemişlerdir. Bunun Bünyan'ın içerisinde başlama hali fevkalade bir tören şeklinde uygulanma düşünülmüştür. Yerel yönetici arkadaşlarımızla beraber bir tören programı yapılmıştır. Bu tören programında genelde yerler, ekilecek yerler kırmızı bayraklı ağaçlarla rengi noktaları tespit edilmiş. Alana giren kişiye yaka kartı takılarak isimleri yazılacaktır birbirlerini tanımaları açısından. Ve üzerinde tema ve
Bünsa işlemli şapkalar giydirilecektir. Önlükler dikilip hatıra resimleri çekilecektir. Ve sayın katılımcıların konuşmalar için ses teşkilatı düzenlenmiştir ve bir kumanya şeklinde de öğle yemeği şeklinde bir kumanya hazırlanmıştır. Dolayısıyla uygulanacak bu projede başından ta sonuna kadar çok düzenli bir şekilde idari kademedeki dostlarımızla programlanmıştır. Bu ağaçlandırmalar da genelde yapılıp terk edilmektedir. Bizim hedefimiz yapıldıktan sonraki hizmetin de devamıdır. Bunun yapımı değerli belediye başkanımızın da destekleriyle BÜNSA'nın boş zamanlarındaki işçilerini orada görevli kılmak suretiyle ağaçların ve yapılan hizmetin devamı konusunda devamlılık arz eden bir projemiz şeklinde yürüyecektir. Yani orası bizim artık bahçemiz kadar titiz korunacak, sulanacak ve ağaç şeklinde diğer zamanda yapılmış ormanın devamı oluşacak bir proje olarak düzenlenmektedir. Efendim teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ben sevgili seyircilerimize şunu da hatırlatmak gereği duyuyorum. Bugün bir konuğumuz daha olacaktı. Kayseri'deki Bünyanlar Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Ersin Yaşar Bey programımıza katılacaklardı. Fakat işlerindeki yoğunluk ve bir kısım aksaklıklardan dolayı katılamadılar ama tabii biz kendilerinden yine eğer programı izliyorlarsa veyahut da ulaşma imkanı varsa telefonla da bu konudaki görüş ve düşüncelerini almak istiyoruz. Çünkü kendisi de biliyorsunuz Kayseri'de güzel bir çalışma yürüttü. Özellikle Kayseri'de kurulan dernek oldukça güzel faaliyetler yaptı. Burada da Bündere ve Bünyan'daki derneği arasında bir köprü olacak güzel bir dernek kurulmuş oldu. Tabii kendisinin de görüşlerini dinlemekten biz onur duyacağız. Efendim şimdi ben ikinci oturuma biraz sonra geçelim diyorum. Çünkü küçük bir reklam arası verelim. Orada Bünyan'ı konuşalım. Bünyan'ın bir kısım problemleri var, meseleleri var. Onları gündeme getirelim istiyorum. Arkadaşlarımız bir küçük reklam arası versinler ve biz ikinci oturumda sevgili seyirciler Bünyan'ın bugünkü problemleri nelerdir, neler yapılıyor veya neler yapılmalı bu soruların cevaplarını arayacağız. Hey yavrum hey, şu mobilyalardaki zerafete, asalete bakın. Eskisi külleye gitsin kızım, sahibi siz olasınız. Bu ne güzel mobilyaymış. Nereden, kimden aldınız bu mobilyaları? Kimden aldım amcacığım? Kardeşim bizim oğlan bina okur, döner döner bir daha okur diller. Soruyu sana ben soruyorum. Kızım tekrar sen bana kimden aldım diyorsun. Ne bileyim kimden aldıysan. Nereden aldın bunları? Söyledim ya amcacığım, kimden aldım? Ha şimdi anladım. Sen de tüm el alem gibi Kim Mobilya'dan aldın değil mi? Yahu bu Kim Mobilya'da ne var zaten? Bütün millet gidiyor gidiyor oradan alıyor ya. Mobilya alacaklar, yeni ev kuracaklar. Gününüzü zevkinize uygun mobilya aramakla geçirmeyin. Kim Möble'nin 8 katlı showroomunda zevkinize ve kesenize uygun yemek odası, yatak odası takımları, oturma grupları ve kanepelerini görmeden sakın kararınızı vermeyin. Kim Möble, sorumlu kuruluş, sorunsuz mobilya demektir. Kim Möble, Osman Kavuncu Caddesi'nde hizmetinizde. Torya, zor beğenenler için. Komşu kent, Kayseri şehir merkezinde 5500 konutluk dev bir kent yükseliyor. Sosyal tesisleri, ticaret ve alışveriş merkezleriyle tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü bir kent. 1000 konutluk, birinci etap üye kayıtlarımız 8 ay gibi kısa bir sürede dolmuş olup, 1500 konutluk ikinci etap üye kayıtlarımız 37-38-70-337-50-97. Daha uygar bir yaşam için bahçeli 3 bloktan oluşan site şeklindeki konutlarda kalitenin keyfini yaşayın.
Talas merkezinde yeşilli iç içe 150 metrekarelik, asansörlü, kaloriferli ve çocuk oyun alanları bulunan bir sitede ev sahibi olmak ister misiniz? O halde sınırlı sorumlu Yiğitler Toplu Konut Yapı Kooperatifi 2 taksit halinde 240 artı 240 toplam 480 milyon peşin, aylık 120 milyon taksitlerle sizlere ev sahibi yapma imkanı sunuyor. Hem de Eras İnşaat güvencesiyle. Sınırlı sayıdaki konutlarımız için üye kayıtlarımız devam etmektedir. Adres Hacı Mansur Mahallesi, İnönü Bulvarı, Karakuş Sokak, Eras İş Merkezi 3 Taksim 302 Kayseri. Telefon 330 21 10 5 hat. İnanılacak gibi değil, yer yerinden oynuyor. Olayı İpek Mobilya muhabirimizden öğrenelim. 45 günlük İpek hediye tufanının ilk sahipleri. Şimdi bütün İpekler hem peşin fiyatını 6 ay taksit hem de hediyeli. Çekiliş yok, kura yok. Evlerini yenilemek isteyenler şimdiden İpek Mobilya'ya koşuyorlar. Görülmemiş bir akım var. Aa, anarıma bak ya. Bunların hepsi sizin. Geç kalmadan İpek'e gelin. Şahin Ev Gereçleri beyaz eşya ve İpek mağazalarıyla fırsatlar sunmaya devam ediyor. Merkez Cumhuriyet Meydanı Erciyes Vergi Dairesi yanı. Şube Sivas Caddesi Belediye Blokları Balıkçılar Karşısı. İpek Showroom Sinema Onay yanı. Beyaz etin en iyisi, yumurtanın en tazesi. Altay Tavukçuluk'ta. Altay Tavukçuluk, sağlıklı beyaz et. Adres Gavrimoğlu Mahallesi, Tavlusun Caddesi, numara 2. Nat Camii karşısı, Müftülük yanı. Telefon 231-82-72, 222-06-89. Zaman değişiyor. Artık her şeyin bir kolayı var. Mesela eskiden döşek yapardık, yorgan dikerdik, yünlü, pamuklu. Kaldırması bir dert, indirmesi bir dert. Ama iş sağlığa, temizliğe, kolaylığa gelince yeniliklere açık olmak da şart. Ne de olsa her şey daha iyi yaşamak için. İstikbal, daha iyi bir yaşam için en iyisini üretiyor. Dünyanın tercih ettiği yay sistemlerine sahip yataklarını, özenle hazırlanmış ev tekstil koleksiyonunu, yatak odası takımlarını şimdi kampanya avantajlarıyla sunuyor. Dilerseniz vade farksız, peşin fiyatına 6 taksitle ya da 1 yıla yayılan ödeme seçenekleriyle. İstikballe tanışın. Kalite bu kampanyada. Seçici olun, daha iyi yaşayın. Karton Pierre'de olay, montajı çok kolay. Karton Pierre'de %50'ye varan ekonomik çözüm. Stro Pierre. Alçısız karton Pierre. Hem pratik hem ekonomik. Bugün karlı bir iş yapın, Erbaşı Dekorasyon'a uğrayın. Yuvanızın ve iş yerinizin güzelliğine güzellik katın. Erbaşı Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Fatih Mahallesi, Yıldırım Caddesi, numara 68'de. Telefon 231-17-94. Stro Pierre. Alçısız karton Pierre. Pastırmadan yürü, yoksa günah bizden gider. Efendim programımızın bu bölümünde Bünyan ilçemizin problemlerini, çözüm yollarını, bugüne kadar yapılanları veya neler yapılması gereken varsa onları konuşacağız. Tabii bu arada Doktor İsmail Gökşen Bey'e biz çok teşekkür ediyoruz programımıza katkılarından dolayı. Kendileri aramızdan ayrıldılar. Efendim ben belediye başkanımıza dönmek istiyorum. 18 Nisan seçimlerinde göreve geldiniz. Sayın Başkan, 18 Nisan'dan bugüne kadar Bünyan'da neler oldu, neler yapıldı, onları bir özetlerseniz memnun olacağız. Memnuniyetle efendim. 18 Nisan 1999 seçimlerinden sonra Bünyan ilçemizde kısa bir program ile Bünyan'ın ana yollarındaki, ana arter caddelerdeki asfalt programını karayollarıyla işbirliği içerisinde 25 kilometre çift şerit yol olarak bitirdik. İnşallah gelecek sezona ikinci dönem ara yolların bakım ve onarımlarıyla, asfalt yapılmasıyla devam edeceğiz.
Aynı zamanda ilköğretim okullarımızdaki Namık Kemal İlköğretim ve Anadolu Lisesi İlköğretim Okulu'nun havlularının 1200 metrekare soğuk karışım asfalt çalışmasını yaptık, bitirdik. Bünyanın içerisindeki ara yollardaki taş parke olarak 3 kilometre yol yapımı. Yeni Mahalle, Derişah Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi. Burada bu çalışmalarımız yapıldı. Bu yol çalışması yapılan bölgelerde de kanalizasyon yenileme ve yeni kanalizasyon üniteleri eklenerek 5 kilometre toplam. Bunun 3 kilometresini yeni ünite, 2 kilometresi de yenileme çalışması olarak yapıldı. Ayrıca yol çalışmanın diğer bir bölümü ise dünyanın içerisindeki ham yollar vardı. Bu yollarımızın kış ve yağmurlu havalarda vatandaşımızın ayağını çamurdan kurtarmak için elek altı malzemeyle tesviyesi yapılıp vatandaşımızın ayağını çamurdan kurtarmaya devam ediyoruz. Programımız devam ediyor bu konuda. Bu da yaklaşık 5 kilometrelik bir yol oldu. Bu çalışmalarımız da devam edecek. Bir diğer konu, dünyamızda bir belediyemizin bir parkı vardı. Yenice Çay Bahçesi denen bölümde. Buradaki parkımızı meclisimizin almış olduğu karar ile Osmanlı'nın 700. yıl etkinlikleri olması vesilesiyle 700. yıl Osmanlı Parkı adı altında vatandaşımızın hizmetini görmesi için içerisinde bir çay bahçesi, bunun yanında bir aile lokantası, yaz ve yaz aylarında inşallah vatandaşlarımızın sünnet, düğün, nişan törenlerine hitap edecek şekilde hizmete girdirdik. Bu da burada kullandığımız malzemeler bordür, oluk taşı, kilit parke, belediyemizin kendi uhdesinde bulunan zamanındaki belediye başkanlarımız Sayın Ali Bayram ve Sayın Rahmetli Kayreser Bey tarafından belediyemize kazandırılan bu ünitelerde hazırlayarak alt malzemesi bu şekilde üretilmiş oldu ve kendi imkanlarımızla bu üniteleri faaliyete geçirdik. Ayrıca belediyemizin bir misafirhanesi bir ay gibi kısa bir zaman içerisinde tuvaleti, banyosu küvetiyle bir banyosu, modern bir mutfağı, iki kişilik bir oda ve tek kişilik bir oda olarak 60 metrekarelik bir ünitede modern bir misafirhane olarak hizmete sunduk. Aynı zamanda misafirhanemizin de 60 metrekarelikte bir teras ünitesiyle hizmete sunduk. Niçin böyle bir misafirhane yapma düşüncesi oluştu diye soracak olursanız, dünyamıza dışarıdan gelen çok miktarda devletimizin bürokratları, misafirlerimiz, müfettişlerimiz gelmekteydi. Bunlara kalacak yer temini konusunda da problemler oluşmaktaydı. Bunu önlemek için kararımızı verdik ve bir ay gibi kısa bir süre içerisinde bu faaliyeti gerçekleştirdik. Bünyamızda ve beldemizdeki ilçemizdeki beldelerimize hayırlı olmasın diyoruz. Beldelerimize de inşallah hizmet verecek. İnşallah efendim. Ve diğer bir konu, bu kanalizasyonla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Buradaki kanalizasyon çalışmalarında kullanmış olduğumuz büzlerimiz 20'lik, 30'luk, 40'lık ve 50'lik olarak belediyemizin uhdesindeki büz şantiyesinde imal edilmektedir. Bu kendi imkanlarımızla ürettiğimiz malzemeleri dünyamızın hizmetine sunmaktayız. Efendim, ödenek durumu nasıl? Yani şimdi hayati bir soru gelecek. Yani hepinizin, biliyorum çünkü hangi belediye başkanıyla konuşsam aynı problem var. Nasıl, ödenek durumu nasıl? Efendim, ödeneklerimiz kendimizi kavuracak seviyede, idare edecek seviyede. Bu olmasaydı tabii iyi olurdu ama Allah'ın takdiri lütfu depremden dolayı ülkemizin büyük bir bölümü bir afetle sarsıldı. Tabii ki devletimiz imkanlarının büyük bir kısmını bizler de, biz belediye olarak da
bir kamyonumuzu bir ay süreyle deprem bölgesine gönderdik bir hizmet olarak. Ve tabii ki ödeneklerimizde %50 düzeyinde düşmeler meydana geldi. Evet. İnşallah önümüzdeki günlerde bu hizmetleri geliştirerek daha iyi ve daha güzel götürme doğrultusunda gayret edeceğiz. İnşallah diğer faaliyetlerimiz de olabilecek düşündüğümüz projelerimiz de ikinci bölümde ve İnşallah. Sorularınız doğrultusunda tabii. cevaplandırmayı arz ediyoruz. Sağ olun başkanım. Efendim tabii diğer taraftan yine Ahmet Ersin Yaşar Bey'i de arzuladığımızı buradan bir kez daha ben ifade etmek istiyorum. Onun da sesini duymak istiyoruz. Yani bizim oranın meşhur bir tabiri vardır. Kursak kavgasını özler hesabı. Evet. Çünkü bir dernek başkanımız şu anda aramızda yok. O da olsaydı gayet güzel olurdu. Efendim ben Ömer Bey'e dönmek istiyorum. Efendim İstanbul'dan baktığınız zaman Bünyan nasıl gözüküyor? Bünyan'ın ekonomik gelişmesini, sosyal gelişmesini, kültürel gelişmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Konuya girmeden önce Ahmet Ersin Yaşar'ı ben bir kez daha sevgiyle yad ediyorum. Zira Kayseri'de bulunan Bünyanlar Derneği'nin kurucularındandır. İstanbul'la da çok yakın diyaloğu olan bir kimsedir. Ve Bünyan'la da ilişkiler nedeniyle de çok büyük ilişki sağlayan, imkan sağlayan bir yapıya sahiptir. Kendisinin bu konudaki Bündere desteğine de teşekkür ediyorum. Şimdi efendim gerek ülkelerde gerekse toplumlarda hayatiyet yapılan işle, ticaretiyle paraleldir. Ekonomilerde canlılık ne kadar yoğun ise çoğu problemler kendi içerisinde kendi kendini halleder. Şimdi bünyamıza baktığımızda genelde ekonomik canlılık durgun olması halinde hayatiyetindeki sessizlik devam eder. Bunun için İstanbul'da zaman zaman toplantılarımızda dünyanın geleceği konusunda fikir tartışmasına gireriz. Neler yapabiliriz İstanbul'dan ülkemize, memleketimize, dünyamıza ne gibi katkılarda bulunabiliriz konularını tartışırız. Tabii tartışmada müşahhas olarak hemen bir karar almak mümkün değil. Dünyanın tarihine baktığımızda gelişmesinde halıcılığı görüyoruz. Halıcılık zaman zaman son derece Türkiye'de yaygın bir isim bırakmış ortamda idi. Bakıyoruz eski dönemlerde Kayseri ile ilişkilerine günde bir sefer otobüsü kalkan bir Bünyan halkı bugün gece saat 12'ye kadar seyahat etme Kayseri ile ilişkilerini götürme şansına sahip olmuş. Yani bir canlılık ortamı görülmekte. Yalnız bu sadece ulaşımda değil, bu yakın sık ulaşım öbür taraftan ters tepki yapıyor. Ticarette nakit parayı Kayseri'ye akıtıyor. Yani 15 dakikada bir seyahat eden bir kişi cebinde parası varsa gidip tuzunu, şekerini bile Kayseri'den alıyor. Son derece bir yanlış bir olay. Bunu çözmek gerekli veyahut da bu konuları güncel olarak işlemek gerekli. Bunun dışında sanayi yapılaşmasında Türkiye'nin en eski fabrikalarından birisi Bünyan'da kurulmuştur. Fakat şu anda kapalı bulunmaktadır. Özelleştirmede çok yanlış bir ihale yapılmıştır ve değişik uzmanı ve işleticisi olmayan bir kişiye alma kısmet olmuştur. Ümit ediyoruz ki devletin özelleştirmedeki şartlarındaki kurallara koyduğunda bunun işletilmesi gereklidir. İnşallah bünyamıza Sümerbank eski bacasını tüttüren yüzlerce işçisiyle çalışan bir sanayi kuruluşu olsun. Bunun yanında bakıyoruz şu anda aktif sanayi kuruluşu BÜNSA'dır. BÜNSA şu anda 70 fiili kişiyle çalışmaktadır. Tevsi işlemini tamamlamıştır, kapasitesini artırmıştır. Genel ekonomideki canlılık halinde BÜNSA'da Bünyan'da yerini bulacaktır. Bugün 70 ise
yarın 170 olacaktır. Beklentimiz, ümidimiz budur. Dün bir dostumla görüşürken, tabii iş yaratmak belirli bir sanayi veyahut da iş yer kurma anlamına da gelmeden işçi istihdam edebilir. Atlas'ta görevli bulunan değerli genel müdürümüz, hemşiremiz, ondan aldığım habere göre 137 kişi Bünyanlı Fabrikası'nda çalışıyor. Yani bir işçi istihdamının yoğunluğunu sağlamak için illa fabrika kurmak gerekli değil. Kişiler, memleketini seven kişiler, müteşebbis olarak kendi hemşerilerini belirli iş yerlerinde istihdam etmek suretiyle katkıda da bulunabiliyorlar. Zaman içerisinde bunların mutlaka aşılacağını, ekonomik canlılık paralelinde bünyana ticari olarak, sanayi olarak ağırlık verileceğini tahmin ediyoruz, bekliyoruz. Bunlar gerçekleştirdiği zaman da yerel yönetim olarak değerli başkanımın da hizmetleri daha rahatlayacaktır. Dünyanın menfaatine yönelik imkanlar doğacaktır. Ümitle bekliyoruz ve geleceğin aydınlık olacağını tahmin ediyorum ve ümit ediyorum. Efendim, ben de teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Ben biraz konuyu eğitime doğru taşımak istiyorum. Özellikle de bünyamızın bir kısım projelendirilmiş çalışmalar ve hatta dernekler kurulmuştu. Ali Cengiz de o derneklerden, ki hemen hemen zaten bünyadaki hemen hemen bütün derneklerde faaliyeti vardır. Ben öyle artık, evet, tahmin ediyorum ama özellikle meslek yüksek okulu yapılması yönünde bir kısım çalışmalar vardı. Bu halıcılık üzerine olabilir deniyordu. Halıcılık meslek yüksek okulu. Öbür tarafta Surinder meslek yüksek okulu gündeme gelmişti. Yine benim hatırladığım kadarıyla özellikle kurs merkezinin açılması da teklif ediliyordu. İşte bir bilgisayar öğretelim gençlerimize, çocuklarımıza iş imkanı yaratalım. İşte galiba İmam Hatip Lisesi'nin yeri, evet, boşmuş. İşte efendim neler olabilir? İşte ara eleman yetiştirecek işte muhasebecidir, muhasebeci yardımcısıdır. Bunun gibi konular gündeme gelmişti. Ben bu cihette neler oldu, neler yaşandı, bir ilerleme oldu mu? Onu sizden rica ediyorum. Evet, teşekkür ederim Sayın Akbaş. Şimdi neden meslek yüksek okulu veya bir yüksek okul derneğe, ona ihtiyaç duyuldu? Yani bunu biz şöyle düşündük. İlçemizde yüksek okul açılması konusunda kıymetli hemşerilerimiz güçlerinin yettiği kadarıyla değişik merhalelerde çalışmalar yapıyorlar. Evet. Ama bir diyalog eksikliği vardı. Kimin ne yaptığı konusunda diğer bir hemşerimizin haberi olmuyordu. Evet. Biz burada bir dernek kuralım. Bütün bilgileri o dernekte toplayarak, evet, hemşerilerimizi bilgilendirelim. Hem de yazışmalar, çalışmalar resmi bir belgeyle belgelensin düşüncesiyle böyle bir derneğe ihtiyaç duyduk. Değerli hemşerimiz, abimiz Ökkeş Nadir Küçük, dernek başkanımız. Ben yine başkan yardımcısı olarak o dernekte, evet, görev alıyorum. Yüksek okul dünyanın bir ihtiyacıdır. İşte, evet, bünyan halıları Türkiye'de isim yapmış, dünya çapında isim yapmış bir halıdır. Evet. Bu halının ilmileşmesi gerekiyor. Bir yüksek okul bünyesinde halıcılığımızı kaliteye yönelik, evet, bir çalışma içerisinde almamız lazım. Modellerimizi, orada desenlerimizi tescillememiz lazım. Evet. Bu yönden yüksek okula ihtiyaç duyuldu. Bu konuda Erciyes Üniversitesi rektörümüzle diyalogumuz sürüyor. Evet. Yine diğer hemşerilerimizi bu konuda görevlendirdik. Su ürünleri konusunda ise yine değerli hemşerimiz İstanbul'daki İsmet Baran Bey'in, evet, önerileri vardı. Belediyemizin balık üretme tesisleri vardı. Oralarını, evet, laboratuvar gibi veya bir çalışma alanı olarak değerlendirelim dediler. O konuda da çalışmalar yaptık. Yine üniversitemizde Veterinerlik Fakültesi Bölüm Başkanı Sayın Hocamızla diyaloğa geçtik. Evet. Onların da olurunu aldık. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu çalışmalarımızı daha da geliştireceğiz. Derneklerimizin faaliyetleri şu anda biraz durgun gibi duruyor. Evet. Sayın Akbaş, kongreler dönemi yaşıyoruz. Anlıyorum. İşte 30 Kasım Cumartesi günü Kültür ve Turizm Derneği'nin kongresini yaptık. Evet. Yine yakın bir tarihte Meslek Yüksek Okulu Yatırma Yaşatma Derneği'nin kongresini yapacağız. İnşallah
kış döneminde kültürel faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yüksekokul konusundaki derneğimizin çalışmaları devam ediyor. Resmi yazışmalarımızı yapıyoruz. Evet. İnşallah onu şey yapacağız ama kültür derneği olarak da kültürel faaliyetlerimiz devam edecek. Bu da bir kültür hizmetidir. Ramazan geliyor. Ramazan ayı içerisinde, uzun kış geceleri içerisinde konferanslar üniversitemizden, Kayseri'den ilim adamları getirerek konferans verdirttireceğiz. Belirttiğim gibi yine bir folklor ekibi düşünüyoruz. Folklor çalışması yapacağız. İstanbul'da Bünder'in çıkartmış olduğu bültenin bir değişini Bünyan Kültürü adı altında artık dergiyi çıkartamıyoruz. Evet. Ama Bünyan Kültürü dergisini çıkartacağız. Bünder evet. Ayarında bir bülten çıkartacağız. Dışarıdaki hemşerilerimize Bünyan'daki gelişmeler hakkında bilgi vereceğiz. Evet. Bir haber bülteni, bir kültür yayını olarak çalışacak. Onlara evet. Bu şekilde haberlendireceğiz. Efendim zannediyorum bir haberimiz var. Tahmin ettiğim haber olabilir. Büyük memnuniyetle. Evet. Evet. Bu sevgili genel yayın yönetmenimizden bir not. Sayın Veli Altınkaya'dan. Evet sevgili seyirciler saat 18.58'de meydana gelen ve merkez üssü Düzce olarak açıklanan 7.2 şiddetindeki deprem Bolu ve Düzce'de ilk tespitlere göre 100'ün üzerinde can kaybına neden oldu. 500'ün üzerinde yaralı var. Deprem aralarında Kayseri'nde bulunduğu 11 ilde de hissedildi. Kayseri'de can ve mal kaybı yok. Bu notu da sevgili seyircilerimize iletiyoruz. Ayrıca ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Başsağlığı diyoruz yüce milletimize. Cenab-ı Allah böyle afetler, böyle felaketler göstermesin istiyoruz, diliyoruz. Efendim ben belediye başkanımıza dönmek istiyorum. İleriye dönük bundan sonrası için ne projeler var Sayın Başkan? Sayın Hocam, öncelikle Sayın Kültür Derneği'nin çalışmalarından dolayı evet. Sayın Başkan Yardımcımıza teşekkür ediyorum. Bu arada bir konuyu hatırlatmadan geçmeyeceğim. Evet. Biz bu arada bizim Bünyan Belediyesi Halıcılık ve Turizm İşletmemiz uhdesinde Bünyanlı bir öğrencimiz, Halıcılık Meslek Yüksekokulu mezunu bir öğrencimizi görevlendirdik. Evet. Bünyan halılarının üretim ve satış aşamasına kadar olan bölümlerindeki kalite standartlarının tespiti, evet. Standartının temini konusunda görevlendirdik. Faaliyetine başladı. Bünyan'daki tüm üretici, halı üreticisi arkadaşlarımızla konuyla ilgili detaylı bilgiler alacak. İnşallah TSE'den standart belgesini de alıp bu konuda bir adım atmış olacağız. Her şeyden önce Bünyan'ın ve Kayseri'nin ilçeleri genel baz olarak alıyorum. Kalkınabilmesi için, üzerindeki sıkıntıları atabilmesi için kalkınmada öncelikli bölge statüsünün il bazından ilçeler bazına indirgenmesi gerekir. Evet. Kayseri'mizde 3 tane bakanımız var. Sayın Sabahattin Çakmakoğlu Bey, Sayın Hüsamettin Özkan Bey, Kayserili olarak ve Sayın Dışişleri Bakanımız İsmail Cem Bey. Aynı zamanda diğer milletvekillerimiz de var. Bu konuya kalkınmada öncelikli bölge statüsüne çok titizlik göstermeleri konusunda kendilerine istirham ediyorum. Evet. Bu memleketimizin temel konusu. Bunun yanında ilçelerimizin kalkınabilmesi için gerek kültürel, evet. Gerek eğitim, gerek sanayi, gerek tarım ve besicilik. İlçelerimizde Sayın Rektörümüz Mehmet Şahin Bey'den de istirham ediyoruz hasreten. İlçelerimizde meslek yüksekokulu veya üniversitenin bir branşını, fakülte düzeyinde bu bölgelerin gelişmesi için açılması konusunda yardımlarını bekliyoruz. Gidiyoruz diğer yörelere, 2000 nüfuslu bir ilçede bir yüksekokul veya üniversitenin bir kolu var. Evet. Bu hususta
ilçelerin kalkınmasının temel unsurunun eğitimden geçtiğine inanıyorum. Evet. İyi bir eğitim, kültürlü bir toplum, sanayileşmiş bir toplum, ufku daha geniş bir toplum halinde olacağına inanıyorum. Bizim bünyan olarak sıkıntılarımız çok. Sayın Bünder yöneticimiz Ömer Bey'in de buyurdukları üzere, bünyanımızın, ilçelerimizin en büyük sıkıntısı işsizlik. Maalesef Kayseri'den, Kayseri'deki iş sahalarına büyük bir akın var. Evet. Kayseri'de organize sanayiler var. Fakat bizde arsa ucuz. Sanayici ve iş adamlarına, özellikle gerek bünyanlı, gerek Kayserili ve diğer iş adamlarımızı bünyanımıza sanayi kurmaya davet ediyorum. Evet. Biz Bünyan Belediyesi olarak elimizdeki arsalardan sanayi kuracak iş adamlarımıza her türlü desteği yapacağımızı ben burada tüm bünyanlar adına taahhüt ediyorum. Elimizdeki arsalardan gerekirse ücretsiz vereceğiz. Evet. Çünkü insanlarımızın bünyanda çalışması lazım. Bünyana bir ekonomik girdinin olması lazım. Sağ olsunlar, BÜNSA 70 kişiyle faaliyette. Sayın Yılmaz Bey'e teşekkür ediyorum. Evet. İnşallah bu 170 kişi olur. Evet. Yakında inşallah bir bünyanlı hemşerimiz de yine BÜNSA'nın tesislerinde bir tekstil sektörünü faaliyete geçirecekler. Yılmaz Bey bu konuda kendilerine yardımcı olmuştur. Çok cüzi düzeyde bir kiralama bedeliyle geniş bir kapalı alanda bir tekstil sektörü inşallah devreye girecek. 100-150 kişi arasında bir kişinin bir işçi kapasitesinin olacağını kendi ifadeleriyle biz buradan da söylüyoruz. Evet. Aynı zamanda özelleştirmenin uygulandığı Sümerbank, Büntex şu an itibariyle son görüşmelerimde kendileri üretime geçeceklerini, şu anda da 15-20 kişi kadar kişinin makinelerle ilgili bakım çalışması olduğunu belirttiler. Büntex'in de bir an önce faaliyete geçip dünyanın ekonomisine bir girdi sağlamasını şiddetle arz ediyoruz. Bununla birlikte dünyanın kalkınması için diğer temel unsurlardan biri tarım ve besicilik. Bünyan bir tekniği en üst düzeyde uygulayan tarım memleketi. Biz çiftçilerimizden istirham ediyoruz. Devlet besi konusunda kredi vermektedir. Evet. Bu kredileri kullanarak bünyanda besiciliğin, süt besiciliği ve et besiciliğinin kalkındırılması için gerekli çalışmalara girmeleri, bu konuda gerekli destekleri yapacağımızı da taahhüt ediyorum. Ayrıca bizim proje olarak Bünyan'ın kalkınabilmesi için bir hayvan pazarı projemiz var. Bünyan, doğunun, batının, kuzey ve güneyin birleştiği bir nokta. Evet. Tekniğine uygun hayvan kesimi olan, içinde soğuk hava deposu, kesimhanesi olan bir hayvan pazarı projesini hazırlıyoruz. İnşallah bakanlığa bu konuyu arz edeceğiz. Besiciliğin gelişmesi yönünde de önemli bir etki olacağına inanıyoruz. Evet. Aynı zamanda bünyanda maalesef sanayi sistemimiz yok. Herhalde ilçelerdeki sanayi sitesi olmayan tek yer bünyan. Bünyan, evet. Bünyan Küçük Sanayi Sitesi'nin kooperatifinin, derneğinin geçen genel kurulu yapıldı. Bu sanayi sitesinin yapılmasıyla ilgili proje çalışmamız devam ediyor. Belediye olarak Sanayi Bakanlığı'nda görüşmelerimiz olacak. Küçük Sanayi Sitesi'nin de faaliyete geçmesi için gayret ediyoruz. Bu projelerimiz dünyanın evet. olarak. Yine söylediğimiz gibi üniversitenin bir bölümü. Mutlaka ve mutlaka ilçelere evet. yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyorum. Üniversitenin halka açılması, üniversitenin sanayiye açılması gerektiğine inanıyorum. Teknik eleman olarak bu konuda görüşüm bu. Halı standartını söyledik. Evet. Yine aynı zamanda biz çay bahçesini halkımızın hizmetine sunduk. Bir de şunu istiyoruz. Vatandaşımız müteşebbis olmalı. Cesur olmalı. Bazı işleri kendisi yapmalı. Biz bu çay bahçesini ve lokanta kısmını
bir örnek olarak vatandaşımıza sunduk. Dünyanın çok güzel mesire yerleri var. Kayaltı bölgesi, Kayabaşı bölgesi, Maile bölgesi ve Pınarbaşı bölgesi. Evet. Bu bölgelerde hemşerilerimiz kendi tesislerinde kurarlarsa bundan mutluluk duyacağız. Yani her şey devletin getirmesiyle olmuyor. Çünkü dünya globalleşiyor. Devlet evet. yapısında küçülme var. Ekonomik evet. olarak büyük bir devlet yapısı var. Bu usta hemşerilerimizi müteşebbis olmaya davet ediyorum. Her türlü yardımcı olacağım. Bu tesisler yapmaları konusunda. Hı-hı. Aynı zamanda Pınarbaşı bizim mesire bölgemiz. Suyumuzun çıktığı yer. Sarımsaklı barajını dolduran suyumuz Pınarbaşı bölgesinden çıkar. Burada bir mesire yeri programımız var. Aynı zamanda bu bölgeye elektrik gitmesiyle ilgili Kayseri ve civarı elektrik şirketine orta gerilim hattının gitmesiyle ilgili Sayın Taner Bey ile görüştük. Yazışmalarını yaptık. İnşallah kendileri konuyu bir etüt ettirecekler. Ona göre bu bölgede elektrik enerjisi ihtiyacında karşılanacak. Aynı zamanda diğer bir konuyu da dile getirelim. Bünyanımızın yine içinden geçen bir çevre yol var. Evet. Evet. Bu yolda zaman zaman, hatta şunu söyleyebilirim, ayda iki defa, üç defa ölümlü kazalar olduğunu biliyoruz. Bu ölümlü kazaları önlemenin diğer bir yöntemi, burada karayollarına ait bir yol, devlet yolu. Bunun sınırları içerisindeki bütün alanlar kamulaştırılmış. Hiçbir kamulaşma bedeli ödenmeyecek. Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, buranın plan ve etütlerini hazırladı. Keşif bedellerini hazırladı. 125 milyar keşif bedeli 5 kilometrelik. Bünyanın girişi, toprak mahsulü örgüsü kavşağı, Bünyan giriş, Tuzsar kavşağı, Musaşehir kavşağı ve Sümer çıkış kavşağı olmak üzere 5 kilometrelik çift şeritte refüje bölmüş yol olarak. Evet. Projesi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gönderildi. Biz de takip ediyoruz. İlgili bakanlığımızla görüşmelerimizi yaptık. Sayın Müsteşarımız ilettik. İlgili milletvekillerimiz konuyu takip ediyorlar. İnşallah bu yolun açılmasıyla da Bünyan'ın daha rahat bir ulaşıma kavuşacağını inanıyoruz. Zannediyorum, yani özür dilerim, şunu evet. ifade etmek istiyorum. Çok enteresan bir durum var. Yani o konuya çok iyi temas ettiniz. Ben çok düşündüğüm bir nokta olmuştu. Yıllardır düşünürüm evet. bunu. Şimdi Kayseri Malatya Karayolu oradan geçecek. Evet. Bir ilçenin içerisinde geçecek. Şimdi bakıyorsunuz bu tür ilçelerde, yol boyunda diğer ilçelere bakıyorsunuz. Diğer ilçeler, işte Sivas'ın ilçeleri, Kayseri'nin ilçeleri bu gidişli yoldan çift yola dönmüşler. Ve şehrin ortasında, şehrin içerisinde geçen hatta mutlaka böyle bir tedbir alınmış ama burada bir tek Bünyan istisna var. Evet, işte Bünyan, inşallah evet. Bunu da projelendirdi. Bayındırlık Bakanlığı'na gitti, Karayollar Genel Müdürlüğü ve inşallah 2000 yılı programı içerisinde bunu planlayacaklar. Eğer Allah'tan bir mani olmazsa evet. 2000 gecikecek olursa bu depremlerden dolayı en geç 2001 yılı programı içerisinde Bünyan Çevre Yolu evet. faaliyete geçecek. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Sayın Karayollarına temsilcilerine, 6. Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Bünyan Sivas yol ayrımı 15 senedir. Hı hı. Hiç bakımsız bir haldeydi. Evet. 18 Nisan'dan sonraki yaptığımız görüşmeler neticesinde kendileri yolumuzu yeniden dizayn ettiler. Düzenlediler, yaptılar. Bu da bir girişimlerimizde evet. oldu. Bir diğer konuyu da daha belirtmek istiyorum. Zaman zaman biz siyasi bir partiden seçildik ama biz 18 Nisan itibariyle tüm Bünyanlı'nın belediye başkanıyız. Evet. Bütün siyasi parti başkanlarımızla istişare toplantılarımız devam ediyor. Evet. Bu dönemler içerisinde. Bu istişare toplantılarımızda da Sayın Parti başkanlarımızın yapmış olduğu destek, evet. göstermiş olduğu performanstan dolayı hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu desteklerin süreceğine inanıyorum. Yine Bünder bize değişik desteklerini sunuyor. Bünder'in İstanbul toplantısına katıldım. Davet ettiler. Milletvekillerimiz, Bünyanlı milletvekillerimiz. Evet. Sayın Nesrin Naz hanımefendi, Anavatan Partisi İstanbul milletvekili. Sevgi Esen hanımefendi, Kayseri Doğru Yol Partisi evet. milletvekili ve Sayın Hasan Basri Üstünbaş evet. hocam her türlü desteğe yapacağını, biz de kendilerinin takipçisi olacağımızı evet. belirttik. Yine de takipçisiyiz, devam edeceğiz.
Efendim ben teşekkür ediyorum. Başkanım gerçekten güzel projeler var. İleriye dönük çalışmalar var bir kısmı. Evet. Tabii bunların takipçisi olacağız dediniz. Tabii beklenti noktasında çok şey var. Çünkü siz de ifade ettiniz. Şimdi ben Ömer Bey'e dönmek istiyorum. Galiba Bünyan beklentisinde haklı. Aslında Kayseri beklentisinde haklı gibi geliyor. Çok şey de bekleniyor. Zor bir dönemden de geçiliyor. 3 tane bakanımız var diyor. 3 tane milletvekilinden bahsediliyor. Bir de Kayseri'de çok meşhur bir ifadeyle iki Kayseri var. Hep bu söyleniyor. İlçeler başka bir statüde, evet. İl merkezi başka bir statüde. Bu beklenti noktasında ve kalkınma öncelikleri noktasında ve başkanımızın ifadeleri noktasında neler söyleyeceksiniz? Şimdi başkanımın konuşmasında ileriye matuf fevkalade güzel fikirleri var. Sanayi sitesinin projesi bir sanayideki dünyadaki küçük ölçekli sanayinin gelişmesine büyük etken olur. Çünkü bu mekan olduğu zaman ticareti içine gelecektir mutlaka. Siyasi kimliğini dışarıda bırakmış olması, diğer partilerle diyalog içerisine girmesi bu kaynaşma, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu da ortaya çıkarmıştır. Bu bakımdan son derece iyimser bir ortamda bulunuyoruz yani. Şimdi Bünyan tarihinde ve hatta şu anda hiçbir kazaya, İstanbul kazaları hariç imkan olmayan milletvekili adeti bizdedir. Yani şu anda 3 tane doğuma, büyüme, Bünyan sınırları içerisinde mecliste değişik partilerden milletvekillerimiz var. Kimdir efendim bunlar? Bunlardan Nesrin Naz, evet. Bünyan'ın fiilen kızıdır. Evet. İstanbul milletvekilidir. Sevgi Esen, Bünyan'ın fiilen evladıdır. Ve bir konuşmasında toplumda, Bünder toplumunda ben aileden birisiyim. Ailenin her türlü problemlerini çözmek için aranızdayım. Evet. Diye ifade buyurdular. Bu fevkalade güzel bir jesttir. Evet. Profesör Hasan Basri Bey, Bürüngüz evladıdır. Evet. Dolayısıyla Bünyan sınırları içerisinde değişik partilerde ve iktidar partisinde evet. olan 3 milletvekilimiz var. Değerli başkanımın bütün problemleriyle ilgili takipçisi olacağız değil, takipçisi oluyoruz ibaresini kullanmasını arzu etmekteyiz. Evet. Çünkü zaman çabuk geçiyor. Geleceğin ne olduğunu bilemiyoruz. İmkanları, var olan imkanları çok iyi şekilde değerlendirmek gerekli. Siyasi, politik etkenler altında hükümette her türlü isteğimizi mümkün olduğu kadar tabii yapabileceğimiz imkana sahibiz. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekli. Tarihinde bir iktidar belediye başkanı, iktidarın belediye başkanıdır. Evet. Bünyan tarihinde bu olmamıştır. Evet. Ve olmadığı için de hep iktidar muhalefet çekişmesinden dolayı Bünyan zarar görmüştür. Evet. Bu şans değerli başkanımın elindedir. Bizler de gereken ne ise yapmaya hazırız. Bu bakımdan her türlü imkanları hükümet nezdinde çözebilecek imkana sahibiz. Diğer yönden de belediye başkanımıza halkımız destek çıkarsa ve olumlu destek çıkarsa Bünyan'ın geleceği çok kısa sürede değişeceğine inanıyorum. Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben Ali Bey'e dönmek istiyorum. Bünyan Kültür ve Turizm Derneği cephesiyle ileriye dönük baktığımızda Bünyan'da olması gerekenler nelerdir? Bugüne kadar görmüş olduğunuz eksiklikler noktasında, planlama noktasında neler olmalı? Ve aynı zamanda Sayın Başkanım diyor ki Kayseri'den 3 bakan var, Bünyan'dan 3 milletvekili var diyor. Acaba bu beklenti noktasında çok şey de doğuruyor. Bu beklentiler evet. gerçekleşmesi noktasında neler düşünüyorsunuz? Şimdi Sayın Akbaş, turizmden, meslek yüksek okulundan, evet. kültürden bahsettik. Turizm konusuna geçmek evet. istiyorum. Evet. Yine Bünyan Kültür ve Turizm Derneği'nin bazı tasarlamış olduğu projeler vardı. İşte dediğim gibi kongreler dönemini yaşadık. Sayın Belediye Başkanımız da bundan sonra daha çok diyalog evet. içerisine gireceğiz. Bizim turizm konusunda değişik çalışmalarımız vardı. Bünyan'da işte bir Doğanlar İlkokulu projesi evet. tasarımız var. Bu işte atıl durumda olan, kapalı olan Doğanlar İlkokulu'nun milli eğitimle bir işbirliğine geçerek büyük bir tesis, dinlenme tesisi haline getirilmesi evet. olabilir.
Yine Milli Eğitim kendi camiası içerisinde öğretmenler evi gibi veya öğretmenler dinlenme yeri gibi kendileri bir tesis olarak faaliyete geçirirler. Orası aktif hale geçebilir. İkinci bir proje Pınarbaşı projesi. Evet. İşte içme suyumuzun çıktığı, kaynağın bulunduğu bölge. Burada iki tür bir proje düşünebiliriz. Gözün önü tabir ettiğimiz kaynak merkezinde, o tel örgü içerisinde özel sektörün yapabileceği bir projedir. Oraya giren çıkan insanlar kontrol altına alınabilir. Kamp yerleri, piknik yerleri yapılabilir. Vatandaş rahatça gelip ailesiyle birlikte oturabileceği bir yer haline getirilebilir. İkincisi köprü dediğimiz balıkhanenin, özel sektörün işlettiği balıkhanenin olduğu yerden gözün önünü içerisine alabilen büyük bir proje. O entegre bir tesistir. Tabii bu konuda devletin de desteğe gerekiyor, bakanlıkların desteğe gerekiyor. Evet. Bu da inşallah gerçekleşirse otellerdir, spor sahalarıdır. İşte Kayseri spor kamp yeri arıyor. Gelsin dünyada kampını yapsın. Evet. Veya büyük sivil toplum örgütleri toplantılar düzenliyorlar. Gelsinler dünyada bu toplantılarını yapsınlar. Yine diğer bir proje Devrişah Mahallesi projesi. İşte Devrişah Mahallesi, Devrişah Camii'nin üzerinde bulunan, iskan nedeniyle göç etmiş, virane hale gelmiş o evlerin yerlerini teraslanarak, yani bünyan tabiriyle gedeneler haline getirilerek düzeltilmesi. Evet. Oralarda iki tür bir proje uygulanabilir. Birincisi yeşil alan yapılır. Bir lokanta, bir kahvehane, çay ocağı gibi içerisinde tesis konur. Veya yine bir kooperatif şekliyle tip proje, villa tipi evler yapılabilir orasına. Evet. Diğer bir proje de yine bizim düşünüp tasarladığımız, gerçi belediyede de bir önceki dönem belediye meclis üyesi olduğum için o çalışmanın içerisinde de bulundum. Şahsenem projesi çalışması vardır ki bu çok büyük bir projedir, evet. Çok güzel bir projedir. İşte Kayabaşı dediğimiz o mağaraların o bölgenin içerisine aldığı, belediyenin balıkhane tesislerinin içerisinde bulunduğu büyük bir projedir. Bu konuda da değerli büyüğümüz Sayın Servet Hacıpaşoğlu'nun, evet, Paprika adlı eserinde hayalinde tasarladığı bir düşüncesi vardı. O kitaba da yansıtmıştı. O hayalinin gerçekleşmesi konusudur. Sayın Başkanım biliyor, bu proje Şahsenem projesi, evet, belediyede var. Kayabaşı dediğimiz mağaraların üzerinden Pınarbaşı suyunun akıtılması, büyük bir şelale oluşuyor. Böyle bir tasarlar var. Yine şey diyor, özür dilerim, şey diyor, hayatta son isteğin nedir diye sorsalar, o Kayabaşı Çağlayan'ın altında bir kahve içmek. Kahve içmek ister. Evet. Şimdi Sayın Başkanım'dan yine bazı isteklerimiz var. Festival, şenlik gibi etkinliklerin, evet, yapılmasını istiyoruz. Bunlar, evet, ilçelerin veya bir beldenin tanıtımında büyük bir rol oynuyor. Evet, evet. İkincisi, tabii kendileri söyledi, biz bu konuda bilgili değildik, burada duyduk. Bu toplantıların biraz daha genişletilmesi, evet, ilçe başkanlarıyla yapmış olduğu toplantıları biraz daha genişleterek, evet, senede birkaç kez genişletilmiş divan toplantısı veya değişik bir isim adı altında siyasiler, sivil toplum örgütleri, evet, dışarıdaki bazı kurumlarda müdürlük yapan, genel müdürlük yapan hemşerilerimizi de davet ederek, onların da görüşlerini alarak genişletilmiş memleketimiz için ne yapabiliriz toplantılarının yapılması lazım. Anlıyorum. Yani dünyanın hemşerilerimiz büyük fabrikalar idare ediyorlar. İşte Atlas Genel Müdürü, Minisan Genel Müdürü gibi bazı kuruluşların başındalar. Dünyanın hemşerilerimiz televizyonlar idare ediyorlar. Evet. BRT televizyonunun başındalar. Evet. Bu Hulusi insanlardan Hulusi Turgut Bey. Yani zikretmekten, evet, insan onur duyuyor. Dünyanın hemşerilerimiz Hulusi Turgut Bey, evet, BRT bir, birkaç kuruluşa başında, danışmanlık, evet, yapıyorlar. Ömer Acar abimiz gibi. Evet. Yani bu insanlardan yararlanmamız lazım. Bunları senede birkaç kez pilav günü gibi bilmem değişik çok bir güzel gün adı altında dünyana, evet, davet ederek onlarla yararlanmamız lazım. Evet. Benim söylemek istediklerim Kültür ve Turizm Derneği olarak bunlar. Evet. Böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için de sizlere teşekkür, efendim, ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani her ne kadar zamanımız 10 dakika geçmiş de olsak, ondan sonra ben bu projeleri dinlemekten zevk aldığım için, bu sohbetten büyük bir zevk aldığımız için hepinize teşekkür ediyorum. O inisiyatifi de kullanmaktan mutluluk duyuyorum işin açıkçası. Efendim, bir programda burada sona erdireceğiz. Biz sevgili seyirciler, bugün Bünyan ilçemizin
sorunlarını konuştuk. Tabii birinci bölümde ise oldukça büyük bir proje vardı. Tema Vakfı, Bünyan Belediyesi, Bünyan Kaymakamlığı, BÜNSA, or yöredeki önemli bir sanayi kuruluşu ve sivil toplum örgütlerinin desteklediği büyük bir ağaçlandırma projesi vardı Bünyan'da. Ve pazar günü oraya bütün Kayserili hemşehrilerimiz davet edildi bu programda. Ben bu daveti tekrarlamak istiyorum. Ayrıca tabii bunları konuşmak lazım. Kayserimizin çok değişik sorunları var. Bünyan'ın sorunları bunlardı. Acaba Develi'nin, Sarız'ın, Yahyalı'nın, Sarıoğlan'ın nice sorunları var. Tabii beklenti noktasında bu dönemde çok şey bekleniliyor. Özellikle ikinci Kayseri bunu bekliyor. Yani Kayseri'nin ilçeleri çok şey bekliyor. Çünkü onlar işsizlik problemi yaşıyorlar. Çünkü onlar nüfus göçü veriyorlar. Zannediyorum Bünyan'da konuşulan şeyler 3 aşağı 5 yukarı diğer ilçelerde de aynı, diğer yörelerde de aynı. Yani bu beklentilere de acilen cevap verilmesi, ilçelerimize el atılması gerekiyor. Efendim bu akşamlıkta söyleşi programından bu kadar diyoruz. Ben konuklarıma çok çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Ben sevgili seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Pazar günü Bindallı'da buluşmak üzere efendim.